Katman grupları, nesnelerin bir araya getirilmesi ve gruplanması için kullanılan özel bir AutoCAD Mechanical yeteneğidir. Bu alıştırmada katman gruplarına bakacağız. Öncelikle bu çizimdeki katmanların neler olduğunu görmek istersek, ön iki farklı olan, son iki ise benzer katmanların burada yer aldığını görürsünüz. Katman yöneticisine gidersek eğer, aslında şu anda 4 tane aktif katman olduğunu göreceksiniz. Katman gruplarına ulaşabilmek için öncelikle çalışma alanımızı Mechanical klasiğe çeviriyoruz. Buradaki arayüzden Tools menüsü altından katman gruplarına ulaşabiliriz. Katman grupları diyalog kutusunda sol tarafta bu çizimde tanımlı olan katman gruplarını görürsünüz. Sağ tarafta ise bu katman gruplarının hangi katmanları içerdiği listelenir. Aktif olan katman grubunun yanında çek işareti vardır. Her bir katman grubu içerisinde standart AutoCAD Mechanical katmanları tanımlıdır ama henüz kullanılmadıkları için aktif durumda değildir. Aktif duruma getirmek için çift tıklamanız yeterlidir. Yeni bir katman grubu tanımlamak için sağ tuş menüsünü kullanabilirsiniz. Yeni katman grubu tanımlama komutu ile katman grubu ismini girmemiz gerekir. Katman grubu otomatik olarak sağda görmüş olduğunuz katmanları içerecek şekilde tanımlanır. Seçili katman grubuna çizimden nesne atabilmek için çizimdeki nesneleri işaretliyorum ve işaretlediğim nesneler otomatik olarak seçili olan katman grubuna yerleşir. Şimdi bir eksen tanımlayalım. Hatırlarsanız henüz eksen katmanları aktif durumda değildi çünkü eksen tanımı bu katman grubu için yapılmamıştı. Şimdi bakarsak eğer bu katman grubu için eksen katmanlarının da aktif duruma geldiğini göreceksiniz. Highlight seçeneği buradaki diyalog kutusunda seçilmiş olan katman grubunun hangi nesneleri içerdiğini gösterir. Katman grupları sayesinde kopyalama dediğimiz bir özellik gerçekleştirilebilir. Öncelikle ya katman grubu ismini girersiniz ya da Enter ile devam ederseniz bir nesne seçmeniz istenir. Bir nesne işaretlersiniz. Bu nesnenin bulunduğu katman grubu ve bu katman grubundaki nesneler tümüyle seçilmiş olur. Son olarak bu nesnelerin hangi katman grubuna yerleşeceği sorulur. Kopyalama işlemi için bir yerleşim noktası tanımlanır ve nesnelerin yeni yeri gösterilir. Bu sayede tek bir nesne işaretlenir fakat o nesnenin ait olduğu katman grubundaki tüm nesneleri tek bir seferde kopyalamış olursunuz. Ve bu işlem ile yeni bir katman grubu oluşturduk. Katman grupları üzerinde katmanlar için uygulanacak birçok işlemin benzeri uygulanabilir. Örneğin dondurma ya da gizleme işlemleri, katman kilitleme işlemleri, katman renkleri ile ilgili işlemler ya da çıktı alınmasının engellenmesi ya da izin verilmesi gibi işlemler, bütün hepsi buradaki diyalog kutusundan gerçekleştirilebilir.